Merve Türkay, Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları konusunda bir açıklama geldi. Bazı hükümet yetkililerince bu olaylara ilişkin açıklamalar yapılmıştı ki açıklama yapan isimlerden bir tanesi de sizin ifade ettiğiniz gibi ABD Başkanı Joe Biden'dı. Bu olayları soykırım olarak bir kez daha ifade etti. Bu açıklamaya da Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Talihsiz bir açıklama dendi Dışişleri Bakanlığı'ndan ve siyasi sahiplerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyoruz. Bu yanlışta ısrar edenleri de kınıyoruz. Açıklaması geldi. Ayrıca o dönemde yaşananlara ilişkin de yine bir paylaşım vardı. Türkiye'nin arşivlerini açtığı da bir kez daha hatırlatıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Türkiye 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin ön yargısız biçimde bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir ve bu doğrultuda da arşivlerini açtığını da bir kez daha ifade etmiş olalım. Öte yandan Türkiye'nin Ermeniler dahil Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla andığı vurgulandı. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini de bir kez daha reddediyoruz paylaşımında bulunuldu Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ve bir başlık daha ekleyelim. O da Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin malum normalleşmeye girmiş olduğu bir süreçteyiz. Buna da vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür dendi Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ancak açıklamada en dikkat çeken, en öne çıkan başlıksa ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu o talihsiz açıklamaydı. Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamayı talihsiz olarak buldu. Bir siyasi sahiplerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyoruz dedi. Aynı zamanda bu yanlışta ısrar edenleri de kınıyoruz ifadelerini kullandı Merve Türkay.